Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmet olmayı, paylaşmayı telkin ettiler. Hacca gidince Safa Merve arasında sa'y ediyorsunuz. Umreden sonra da haccın farz tavafından sonra da orada Safa Merve var. 7 defa orada gidiyor, geliyor Müslümanlar. Peki neden orada gidip geliyoruz? Bir kadın vardı, Hazreti Hacer annemiz. Paylaşmıştı Cürhum kabilesiyle suyun olmadığı, ekinin olmadığı Mekke Vadisi'nde. Allah ona zemzemi ihsan etmiş. O da zemzemini paylaşmıştı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi oğlu İsmail'le beraber alır. Mekke'yi mükerremeye götürür. O zaman Mekke'de sadece Kabe-i Muazzama'nın kalıntıları var. İnsan yok, ev yok, ziraat yok. Öyle bir yere Hacer annemizi bırakır. Bırakır, yanında biraz hurma var, kırbasında da biraz su var, o kadar. O kadar su ve hurmayla Hacer annemizi küçük yavrusu İsmail'le bırakır. İnsanın ekin olmadığı Mekke Vadisi'nden ayrılırken arkasından Hacer annemiz yürür. Ağlayarak der ki, İbrahim, küçük yavrumu, beni buraya, bu dağların arasına, Mekke Vadisi'ne neden bıraktın? Bu halde bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim der. Hazreti İbrahim Aleyhisselam geriye dönemez. Nasıl anlatabilir ki bir vadide bir kadın var, bir çocuk, ekmek yok, su yok. Hacer annemiz arkadan, Allahu emereke bihada, buraya, bu dağların arasına bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince İbrahim Aleyhisselam geriye döner. Evet der, Allah emretti. O zaman Hacer annemiz, İzen la yudayyuna, şimdi gidebilirsin İbrahim. Gecenin zifiri karanlığında bir taşın üzerindeki karıncayı unutmayan, yerin altındaki o hayvanları unutmayan, denizin dibindeki balıkları unutmayıp onların rızkını gönderen Allah Azze ve Celle, eğer Hacer'le oğlu İsmail'i şu dağların arasına bırakmayı sana emrettiyse Allah bizi burada aç bırakmayacaktı. Şimdi gidebilirsin. Gider İbrahim Aleyhisselam. Dağı aşınca arkasında ellerini kaldırır. Kur'an-ı Hakim bize İbrahim suresinde onun duasını anlatır. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere zürriyetimden bir kısmını bıraktım. Orada ziraat yok, orada su yok, orada insan yok. Rabbena li yuqimus salate fec'al ef'ideten minen nasi. İnsanların yüreklerini oraya çevir ya Rabbi. Onları meyvelerinden rızıklandır ya Rabbi. Onlar umulur ki sana şükrederler Allah'ım. Dua eder İbrahim Aleyhisselam, ayrılır gider oradan. Hacer annemiz oğlu İsmail'le kalır. Su biter, hurma biter. Hacer hayatta kalabilmesi için İsmail'in su arar, ekmek arar, erzak arar. Önündeki dağ Safa tepesidir. Safa tepesine çıkar, etrafa bakar, acaba gelen var mı diye. Bakar durur, hacılar gidince Safa tepesine çıkarlar. Oradan Kabe'yi selamlarlar. Yani derler ki, Hacer, İsmail hayatta kalsın diye nasıl mücadele verdiyse, yerime yurduma dönünce Hacer gibi dağları tepeleri aşıp mücadele vereceğime dair sana söz veriyorum ya Rabbi. Bir kadın yalnız başına senin emrin, senin talimatın diye nasıl ayakta kaldıysa, İsmail için ayakta kaldıysa, ayakta kalacağıma dair sana söz veriyorum ya Rabbi. Sonra Merve tepesine gider. Merve'de İsmail'im için su arıyorum ya Rabbi. İsmail hayatta kalsın Allah'ım. Döner tekrar Safa'ya gelir. 7 defa Safa Merve arasında gider. Yine tepede etrafında bir ses var. Bu ses neyin nesi der? Benden başka
Yavrum İsmail'den başka kimseler yok ya Rabbi. İsmail aleyhisselam yerde susuzluktan toprakta kıvranıyor. Bir öteye gidiyor bir beriye. Su diye meleşen bir yavru var. Hacer annemiz, ya Rabbi benden başka kimseler yok dediği an gözleriyle İsmail'in olduğu yere bakar. Bir de ne görsün? Bir melek kanatlarıyla toprağa eşiyor. Oradan su fışkırır. Hazreti Hacer annemiz suyun olduğu yere gelir. Hemen etrafını çevirir oranın. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki: Yerhamullahu umme İsmail lev teraket zemzeme lekanet aynen ma'ina. Eğer Hacer annemiz o suyu bırakmış olsaydı akan bir pınar gibi olacaktı Zemzem. Her yere akacak, her yere çağlayacaktı. Etrafını çevirdi, az zannetti. Ancak İsmail'ime, ancak yavruma yeter diye etrafını çevirdi, boşalan kırbasını Zemzem'le doldurdu. Aradan biraz zaman geçti. Curhum kabilesi gelir. Mekke'nin üst tarafına konakladı, sonra alt tarafına geçti. Oradan gidiyor ki Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere baktılar. Kabe-i Muazzama'nın semasında kuşlar uçuyor. Dediler ki, kuşlar suyun olduğu yerde uçarlar. Su varsa kuşlar orada kanat çırparlar. Orayı biz biliyoruz, orada su yok. Peki neden kuşlar orada kanat çırparlar? Bir tane elçi gönderirler. Elçi dağları aşıp Hazreti Hacer annemizle İsmail aleyhisselamın olduğu yere gelince bir de ne görsünler, orada bir su çağlıyor. Bir kadın var, kucağında yavrusu İsmail var. Gelir Hacer annemize. Ötede bizim bir kabilemiz var, Curhum kabilesi. Buraya gelsek bize müsaade eder misiniz? Olur der Hacer annemiz. Curhum kabilesi kalkar, oraya gelir. Hacer annemizden izin isterler. Derler ki, biz su arıyoruz, buraya yerleşsek, burada ikamet etsek, evlerimizi buraya kursak, bu sudan bize de verir misin Hacer annemiz? Eğer sahiplenmezseniz, sizin gibi başka insanlar da buraya geldiğinde, onlar da bu sudan alabileceklerse, o zaman buyurunuz, burada birlikte yaşayalım. Gelirler, Curhum kabilesi oraya yerleşir. Hazreti Hacer var, oğlu İsmail var. O kadın suyunu onlarla paylaşır. Şimdi hacca gittiğiniz zaman hem o İsmail gibi, o Hacer gibi olabilmek, İsmail'leri hayata hazırlayabilmek, onun için dağları, vadileri aşabilmek, Hacer olabilmek onun sözünü verir Müslümanlar Allah'a. Sonra etrafta kabileler, onlar susuzlar size geliyorlar. Suyunuz var, susuzluk çekmiştiniz. Diyorlar ki size, o suyu bizimle paylaşır mısınız? Suyu bizimle bölüşür müsünüz? Eğer sahiplenmezseniz, o zaman buyurunuz, suyu birlikte içelim, birlikte kullanalım. Oraya gidince Hacer annemiz bize diyor ki, eğer bölüşürseniz, paylaşırsanız Allah Teala size verdiği nimeti sonra çocuklarınıza taşır. Ondan çocuklarına taşır. Bütün sular kurur ama Hacer'in paylaştığı su kurumaz. Buharalı o sudan alır. Mağripli o sudan alır. Türkiye'li o sudan alır. Gidince Hacer'in suyunu alır getirirsiniz. Hacer'in suyunu alıp getirenler sokakta bir muhacir görürse, bir Iraklı görürse, bir Suriyeli görürse, bir yolda kalmış görürse onlar derler ki, ya Rabbi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, ta'amul vahidi yekfil isneyn, bir kişinin yemeği ikiye, iki dörde yeter Allah'ım. Hacer annemizin paylaşınca artan, paylaşınca çoğalan suyunu ben Mekke'den getirdim, Kabe'den getirdim. O halde bu su bana der ki, paylaş Suriyeli kardeşinle, paylaş muhacirle.
Onun içinde yanlış yapana bakma. Senin şehrinde de yanlış yapanlar var. Senin şehrinde de kumarbazlar var. Senin şehrinde de ayyaşlar var. Her şehrin Ebu Cehil'i var. Her şehrin Ebu Bekir'i var. Sen Ebu Bekirlere bak. Onlar Allah'ın kulu. Sen Allah'ın kullarına yardım ettikçe Allah da sana yardım edecek.